Akıllı Tarım'a hoş geldiniz. Ben İrfan Donat. Her salı olduğu gibi karşınızdayız. Buğday hasadına sayılı günler kaldı ama deyim yerindeyse tüm dünyada ortalık toz duman. Bir taraftan pandeminin etkilerini süreci olarak yaşadık, yaşıyoruz hala. Küresel iklim değişikliğinin etkileri hala ciddi şekilde hissediliyor. Tedarik zincirindeki kırılmalar, küresel ticaret dengesindeki değişim derken bunlar yetmezmiş gibi işte Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla birlikte ortaya çıkan jeopolitik kriz. Hepsi tüm dünyada tarımsal emtiyada fiyatları yukarı yönlü baskılamaya devam ediyor. Buğday fiyatları son 14 yılın zirvesini görmüştü. Şimdi kendi rekorunu egale ediyor ve yılbaşından bu yana da %60 artmış durumda. Peki bizi nasıl bir hasat sezonu bekliyor? Hesaplamalara göre Türkiye'de dekar başına buğday üretim maliyetine kadar çiftçinin ekmeklik buğday için taban fiyat beklentisi ne? Ve buğdayda rekolte tahminleriyle önümüzdeki döneme dair öngörüleri biraz bugün konuşacağız. Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru konuğumuz Adana'dan bize katılıyor. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar İrfan Bey, hoş bulduk. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyeyim. İnşallah güzel, bereketli bir sezon olur. İnşallah. Tüm dünya için, sadece Türkiye için değil, bu mesele artık küresel bir mesele. Şimdi bugün ilk defa bizde açıklayacağız Mutlu Bey. Siz her yıl yapıyorsunuz bunu. Bir buğday üretim maliyet tablosu hazırlıyorsunuz. Kalem kalem. Gübresinden, evet, ilacına, mazotundan, enerjisine, finansman giderleri dahil olmak üzere. Ve o hesaplama üzerinden de çiftçinin bu sene buğdayda dekar başına ya da kilogram başına, onun için konuşuruz, olması gereken fiyat. İsterseniz biraz maliyetlerden başlayalım. Bu sene çiftçi nasıl bir sezon geçirdi? Tohum toprağa ulaştıktan sonra ve şimdi yetişene kadarki süreci, şöyle hasada kadarki süreci bir değerlendirelim. O sırada yönetmen arkadaşımdan grafiğimizi rica edelim. Şimdi İrfan Bey, biliyorsunuz bizim ekmek kutsalımız, kutsal sayarız ekmeğimizi ve ekmeğimizin ham maddesi olan buğday da Anadolu toprakları için, çiftçilerimiz için, tüm tüketenler için de, tüketicilerimiz için de çok çok önemli. Buğday aslında Anadolu'nun her köşesinde, her toprağa ve her iklim koşullarında ekilebilen bir ürün olduğu için de bütün çiftçilerimizin ekim deseninde en az bir iki defa yıllar boyunca olmuş olan önemli bir ürün. Biz buğdayı genelde Anadolu'da doğal yağmurlarla, yağışlarla ürettiğimiz için tabii ki yağışlara çok bağlı olarak da bir verim tablomuz var Anadolu'da. Geçen sene bu verim tablosu biraz düşüktü sizin de bildiğiniz gibi. Genelde 20 milyon ton ortalama civarında bir rekolte olurken geçen sene kuraklıktan dolayı TÜİK rakamlarına göre Tarım Bakanlığı'nın açıklaması 17.6 milyon ton civarında bir buğdayımız oldu. Tabii bu buğdayın düşük olması hem pandemi hem üzerine Ukrayna ve Rusya gibi iki önemli buğday üreticisi ve ihracatçısı ülkenin savaş durumunda olması sebebiyle dünyada buğday fiyatları yükselişe geçmişti. Sizin de söylediğiniz gibi yılbaşından bugüne %60 civarında, geçenlerde Hindistan'ın, ki 110 milyon ton civarında bir buğday üretir Hindistan, Hindistan'ın da ihracatı yasaklamasından hemen sonra Amerika'da vadeli borsalarda %6 civarında buğday fiyatlarında bir artış oldu. Tabii bu hem buğdaya olan taleple beraber, talebin olması, arzının ihracatçı ülkeler tarafından kısıtlanması, bir yandan da üretim maliyetlerinin, en önemlisi de bu, üretim maliyetlerinin çok artması. Şimdi bizdeki duruma gelince, üretim maliyetlerimiz tabii dünya ile paralel enerji fiyatlarının artması, ki doğal gaz fiyatlarının artmasıyla azotlu gübrelerimiz hem taban gübresinde hem üst gübresinde ve bunlar buğday üretimi için çok çok önemlidir. Bunların aşırı yükselmesi, mesela bir örnek verecek olursak, sadece Ekim ayında taban gübresi, yani buğdayın ekim dönemindeki taban gübresi fiyatlarıyla şu andaki taban gübresi fiyatları arasında dahi %45-50 civarında bir fark var. Yani ekim döneminden hasat dönemine kadar bile büyük farklılıklar oluştu. Keza yine mazotta öyle, tohumda öyle, zirai ilaçlarda aynı şekilde. Bunların birçoğu da ithal olduğu için dolar ve euro kurlarındaki farklılıklar ve artışlar da çiftçimizi ve buğday maliyetlerimizi olumsuz etkiledi. Şimdi biz bu seneki maliyetlere gelmek istersek, tohum maliyetimiz bu sene dekara aşağı yukarı 105 lira civarında oldu. Gübreler en çok artan kalemler, hem taban gübresi hem üst gübrelerimiz en çok %300 civarında
artış gösterdi geçen seneyle karşılaştırdığımızda. Yine zirai ilaçlar, ki ot ilaçları, bütün Anadolu'da yabancı ot mücadelesi yapılır. İç Anadolu'da bilhassa süne mücadelesi ve fungal hastalıklara karşı mücadele yapılır. Bunların hepsini alt alta dizdiğimizde biz ortalama bir maliyet çıkartıyoruz. Yani her bölgeyi aslında kapsayabilecek bir maliyet. Buna göre 1641 lira bir dekara toplam bir maliyet çıkarttık. 1641 lira tüm çiftçinin yaptığı maliyetler, yani tarla kirasından tutun ki bu da tabii ki bir fırsat maliyetidir, bunu da koymak zorundayız. En çok da bölgeler arasında değişen fiyat aslında tarla kirası. Biz ortalama bir fiyat aldık. Bunun yanında genel giderler, amortisman, finansman gideri, bu finansman giderinde çiftçimizin Ziraat Bankası'ndan sübvansiyonlu kredi almış olması şartıyla bir finansman gideri koyduk. Bunların hepsini alt alta koyup alacağı desteklemeleri de dekar başına düştüğünüz zaman yaklaşık 1700 liralık bir maliyet çıktı. Dekar başına 1700 lira çiftçimizin harcaması lazım ki bir dekar buğdayı meydana getirebilsin. Şimdi bu sene aslında Türkiye genelinde TÜİK rakamları 296 kilo ortalama verim gösterir. Ama biz bu verimi geçen seneki rakamların biraz üzerine de çıktık bu sene ve ortalamayı da 400 kilo aldık. 400 kiloluk bir verim düşünüldüğünde 1 kilo buğdayın maliyeti üreticiye 4 lira 26 kuruş yaptı. Şimdi İrfan Bey, %70 civarında enflasyonun olduğu bir ortamda, bir ekonomide bizim aslında daha fazla bir kar marjı. Çünkü bu çiftçimiz bununla bir kez hasat edip kazanacak ve gelecek senenin finansmanını da sağlayacak. Ama buna rağmen makul bir kar oranıyla, %35'lik bir kar oranıyla bunu da eklediğimiz zaman çiftçimizin bu seneki fiyatının 5750 lira ton başına, yani kilo başına 5 lira 75 kuruş destekleme primi hariç olarak fiyat olmasının, çiftçimizde buğday üretiminin sürekliliği, hem de tüketicimizin ekmek fiyatlarını da düşünerek, tabii burada iki tarafı da düşünmek lazım, iki tarafı da düşünerek makul bir fiyat, makul asgari fiyat olacağını düşünüyoruz. Ama burada bir konunun altını çizmek isterim müsaade ederseniz. Buyurun. Bu toprak mahsulleri ofisimiz bu fiyatını açıklarken bu taban fiyat, yani ilk asgari fiyat olacaktır. Bizim isteğimiz haftalık olarak bu fiyatı dünya piyasaları, yurt içi piyasaları ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak haftalık olarak güncelleyip hem alış fiyatını hem de satış fiyatını güncelleyerek açıklaması lazım. Aksi takdirde fiyatlar, bu fiyatla sezon sonuna kadar piyasayı regüle etmesi zordur. Yani siz diyorsunuz ki geçen sene, yanlış hatırlamıyorsam, hesaplamalarda yine bu hesabı yaptığınızda siz 2 lira 20 kuruş gibi bir rakam açıklamıştınız. Doğru. Sonrasında da TMO 2250 lira ekmeklik buğday için fiyat açıklamıştı ki sizin beklentinizin de bir tık üzerindeydi, olumlu karşılandı. Ama sonrasındaki aylarda rüzgar o kadar farklı yerlerden farklı şekilde esti ki dünyada ve Türkiye'de, yani kurun etkisi Türkiye'de, dünyada da dolar bazındaki artış, o rakamların aslında maliyetlerle ya da işte üretimin sürdürülebilirliğiyle hiçbir alakası kalmadı. Koptu gitti. Biraz önce borsalardaki fiyatlara baktım. Bugün ekmeklik buğday için 6000 hatta biraz daha üzeri seyrediyor. Siz diyorsunuz ki tamam, bir taban fiyat açıklanacak. Bizim de beklentimiz en aşağı bu şekilde 5.75 desteklemeler hariç kilogram başına. Ama dünyadaki gidişat, Türkiye'deki dengelere göre bunun da proaktif şekilde revize edilmesi gerekiyor. Doğru mu anlıyorum? Çok doğru izah ettiniz. Geçen sene 2 lira 25 kuruş açıklandığında toprak mahsullerimiz ve Tarım Bakanımızı ilk tebrik eden bendim. Çünkü o piyasa şartları için 2 lira 25 kuruş iyiydi. Ama şimdi Mayıs'ın 17'sinden Haziran, Temmuz, Ağustos, Türkiye büyük bir coğrafya. Her bölgede buğday ekiliyor. Ağustos sonuna kadar aynı fiyatla bu piyasayı regüle etmeniz imkansız. Toprak Mahsulleri Ofisimizin Sayın Genel Müdürü Ahmet Güldal'ı siz de yakından tanırsınız. Gerçekten başarılı, iyi bir bürokrat. Piyasayı da iyi takip ediyorlar. Ama Türkiye'nin en büyük tüccarı konumundaki Toprak Mahsulleri Ofisi'ne Mayıs'ta bir fiyat açıklayıp bu şartlarla Eylül'e kadar piyasayı regüle et derseniz, geçen sene olduğu gibi 2 lira 25 kuruş fiyat açıklayıp güncellemediği için ürün alamaz, piyasaya giremez ve sonuçta da yurt dışından ithalatını yaptığı buğdayla da eleştiri konusu olur. Ki 2 lira 25 kuruşu Türk çiftçisine verdiniz, 5-6 liraya ithal ettiniz diye eleştiri aldı. Biz de bu konuda toprak mahsullerimizi çiftçimizin kara gün dostu olarak
korumak mecburiyetindeyiz. Onlara da fiyatı güncelleme yetkisini Tarım Bakanlığımızın, hükümetimizin vermesi lazım. Şimdi 5 lira 75 kuruş taban fiyat beklentisi desteklemeye hariç diyoruz. Şimdi o tarafını da biraz açalım istiyorum. Çünkü desteklemeler de bu işin artık sadece üretici kısmını değil, tüketici kısmını da yakından ilgilendiriyor. Toprak Mahsulleri Ofisi dediğiniz gibi maalesef depoları iç piyasadan dolduramadığı için ithalatla doldurmak durumunda kaldı. 6 liraları geçen belki baktığımız zaman fiyatları kilogram başına içeride un sanayine, yem sanayine sübvansiyonlu şekilde sağlıyor ki bu da ciddi şekilde bir hazine zararı yazıyor. Şimdi destekleme primi çiğ sütte de aslında biraz üretici kadar tüketiciyi koruma mekanizması haline geldi. Ama dönüp baktığımızda uzun yıllardır değişmeyen, yani son 2 senedir yanlış hatırlamıyorsam 2 yıldır 5 kuruşta 10 kuruşa çıktı. Bu mevcut tabloda prim olarak yeterli gözükür mü bir? İkincisi beklentiniz nedir? Buradaki asıl o dengeleyici unsuru da biraz açalım istiyorum. Şimdi İrfan Bey, sizin de söylediğiniz gibi gerçekten primin çok önemi var. Çünkü primin tüketici fiyatlarıyla üretici fiyatlar arasında bir denge oluşturması açısından çok büyük önemi var. Yani Avrupa Birliği'nde de uygulanan bir metottur bu. Eşik fiyat vardır, bir de hedef fiyat vardır. Yani Türkiye'de bizim söylediğimiz bu 5 lira 75 kuruşluk fiyat çiftçiye verilecek asgari piyasanın oluşması için. Ama önümüzdeki hafta farklı bir şey olur, piyasalar değişir, tekrar artış olabilir. Bunun yanında biz asgari olarak da 20 kuruşluk bir primin açıklanmasını istiyoruz. Ama tabii ki bu primin de sabit kalma şartı yoktur. Değişen piyasa şartlarına göre 20 kuruşluk primi fiyatı dengelemek açısından arttırarak tüketiciye un maliyeti, ekmek maliyeti olarak yansımasın diye prim de arttırılabilir. Ama bizim düşüncemiz tabii ki Tarım Bakanlığı'nın destekleme bütçesi çerçevesinde kalmak şartıyla 20 kuruşluk bir buğday primiyle beraber 5 lira 75 kuruşluk bir buğday fiyatının açıklanması hem buğday üretiminin sürekli hem de çiftçimizin kazanması için tatminkar olacaktır diye düşünüyorum. Ama tekrar altını çizeyim, şu anda açıklanması gereken fiyat ve haftalık güncellenmesi şartıyla. Burada yalnız müsaadenizle bir şey daha söyleyeyim tüketici açısından. Buyurun. Biz ekmek fiyatları, un fiyatları, buğday fiyatları konuşulduğunda hemen işte un fiyatları artacak, buğday fiyatları artınca bu ekmeğe yansıyacak diye hep tartışmalar olur. Ama şunu söylemek isterim ki Ekmek Federasyonu'nun açıkladığı maliyetlere göre de ekmeğin içerisindeki bakın un maliyeti %30 paydır. Evet, %30-35. Bunu buğdaya vurduğunuz zaman %23'lere, 25'lere gelir. Yani buğdaydan başka ekmeğin o maliyeti içerisindeki %70-75'lik diğer maliyet unsurlarını da çok iyi araştırmak, asıl onlara biraz da eğilmek gerekir. Doğru. Şimdi primlerle ilgili bir şeyi de açalım istiyorum. Destekleme primleri, destekleme politikası Türkiye'de çok tartışılır. Hem sadeleştirilmesi noktasında hem açıklanma tarihi hem ödeme tarihi, ama bir taraftan da değişen iklim koşulları, Türkiye'nin coğrafi yapısı, toprağı, havası, suyuna baktığımız zaman sanki artık orada da biraz terzi usulüne dönmek gerekmiyor mu? Yani buğday üretimi yapılıyor, %70-75'i de kıraç alanda yapılıyor. Ama desteklemelerden yararlanmada, sulu tarımda, kuru tarımda aynı şekilde. Bu adil mi, sağlıklı mı, sürdürülebilir mi? O da bir ayrı merak konusu. İrfan Bey, tarımı, çiftçiyi o kadar güzel yakından takip ediyorsunuz ki çok önemli bir konuya değindiniz. Aslında bu değindiğiniz konu tarımda buğday üretiminin sürekliliği açısından çok önemli. Çünkü bizim buğdayımızın büyük bir bölümü İç Anadolu'da, kıraçta, az önce de söylediğim gibi yağmurla, doğal şartlarla sulanarak yetişen bir bitki. Ve bu bölgelerde maalesef bu çiftçilerimizin buğday ile arpadan başka ekecek alternatif ürünleri yok. Onlara hem diyeceğiz ki sen kalkıp köyünden şehre gelme, üretime devam et, çiftçilikle uğraş, hem de ama 280-300 kilo civarında kıraçlarda aldığı buğdayla geçinmeye çalış diyeceğiz. Bu adaletsizlik bence de. Bu nedenle aslında bizim şöyle bir önerimiz de var. Bu üreticilerimize bir pozitif ayrımcılıkla kıraçta sulanma imkanı olmayan buğday, arpadan başka da ekim deseni olmayan üreticiye farklı bir prim önermek. Farklı bir prim vererek onların buğday üretimine devam etmek aslında onlar için pozitif ve yerinde bir ayrıcalık olacaktır.
Çünkü baktığımız zaman yıllar itibariyle trendlere de buğday ikiliş alanlarında ciddi bir azalma söz konusu. Her ne kadar biz geçen yıla hariç tutuyorum, kuraklık ekstrem bir şeydi. Yani 20, 20,5, 21 milyon tonluk üretimlerimiz oluyor ama burada da ekiliş alanları azalırken dekar başına verimin artmasıyla biz o açığı kapatıyoruz verimlilikle ama o da bir yere kadar. Yani dolayısıyla çiftçinin bundan sonraki dönemde de stratejik ürün diyebildiğimiz ki yani Türkiye'de ilk akla gelendir buğday, ekmek meselesi çünkü bu. Sonuçta bu alanların korunması gerekir. Siz gidişatı nasıl görüyorsunuz? Dediğiniz gibi bu politikaların hepsi bir bütün aslında. Bütüncül bakmak lazım ama buğday ve arpa yarın bir gün diğer ürünlere kayışlar, ayçiçeğidir ya da ne bileyim işte bazı bölgelere su gelince sulu tarıma kayması gibi riskler görüyor musunuz? Şimdi tabii ki bazı riskler var, açığımız da var ama bu açıklarımızın hepsini aynı anda Türkiye'nin kendi kendine yeteceği kadar kapatmamız da zor. Bunun hesabını yapacağız. En çok dünyada her an bulabileceğimiz, en az maliyetli olabilecek hangi ürünlerse onlara biraz daha ağırlık vereceğiz. Geçen dönemde, geçen bakanımız Sayın Pakdemirli döneminde biraz daha hububat ağırlıklıydı bu gidişat. Ancak şu anda Sayın Bakanımız Kirişli'nin açıklamasıyla biraz daha yağlı tohumlara yönelileceği görünüyor ki yağlı tohumların Türkiye'ye maliyeti daha fazla diye. Ama bence de şöyle bir önerimiz de var bizim aslında. Türkiye'de Sayın Pakdemirli açıklamıştı bu rakamı da 2 milyon hektar civarında ekilebilir alanımızı ekmiyoruz, boş bırakıyoruz diye. Bunların ÇKS kayıtları hatta tarım ilçelerde kayıtları mevcut. Kimlere aitse bu arsalar, bu tarlalar, bunların sahipleri tarım ilçe müdürlükleri tarafından tespit edilip bulunup toprak mahsulleri ofisi tarafından sözleşmeli olarak hem de buğday ve arpa ektirsek, finansmanını da Ziraat Bankası karşılasa, bunlara aynı olarak maddi değil, aynı olarak tohumunu, gübresini, zira ilacını versek ve sana şu asgari fiyattan açıklanacak fiyatların üstünden bir bedelle bu buğdayını, arpasını satın alacağız desek, 2 milyon hektar İrfan Bey, 300 kilo ile çarpın 6 milyon ton yapar. Türkiye bakın 1-1,5-2 milyon ton açığı olduğu zaman yurt dışında bazen alacak buğday bulamıyor. Yani bizim açığımız buğday da aslında o kadar çok fazla da değil. Kendi tüketimimiz için 1,5-2 milyon ton civarında her sene açıklar oluşuyor. Bu 2 milyon hektarı biz bu şekilde sözleşmeli ofis aracılığıyla finansman da devlet tarafından sübvansiyonlu yapılırsa 5-6 milyon ton civarında buğdayımız olur. Bu arazileri, tarlaları belirleyip sahipleriyle görüşüp Tarım Bakanlığı'nın bence buralara sözleşmeli olarak ekim yaptırması lazım. Sulama imkanı yoksa da en kolay ekilebilecek ürün buğday veya arpadır. Bunlar çözümlerden bir tanesi. Yurt dışında kiralanan tarlalar var. Evet bunlara bazıları karşı çıkıyor ama biz büyük ve modern bir ülkeyiz. Gelişmekte olan bir ülkeyiz. Buralarda da aslında ihtiyacımız olan ürünleri üretip kendi ihtiyacımızsa kendimiz getirip Türkiye'de tüketimimize kullanabiliriz. Bunların hepsi tartışılmalı ama en önemlisi sizin söylediğiniz destekleme politikalarının biraz daha sadeleşip ana ürünlere, stratejik ürünlere, gübreye, mazota. Yani bakıyorsunuz o kadar çok kalem var ki desteklenen, bunların gereksizlerini ayıklamak lazım, etki analizini yapmak lazım. Şu anda bildiğim kadarıyla Sayın Bakanımız toplantı halindeler ve bu konuları konuşuyorlar. İnşallah bizlere de fikirlerimiz sorulduğunda biz de her türlü desteği vermeye hazırız. Çok teşekkür ediyorum paylaştığınız bilgiler için. Bugün buğdayın biraz maliyetini ve beklentileri açık konuştuk, fiyatı konuştuk. Önümüzdeki günlerde muhtemelen Toprak Mahsulü Ofisi rakamı açıklayacaktır diye bekliyoruz. Geçen yıl bu zamanlar, bugünlerde hatta açıklamışlar. Özellikle de yayını bugün yaptık ki bir yıl dönümü olsun diye. Beklenti yüksek. Onun da ötesinde tüketici gıda arz güvenliği açısından bu süreci yönetmenin en anahtar rolü belki de üreticiyi korumaktan geçiyor. Bunu her fırsatta söylüyoruz. Biz de izleyip göreceğiz. Bu ekranlardan da gelişmeleri sizler için analiz etmeye devam edeceğiz. Yarın her çarşamba olduğu gibi saat 12.30'da Tarım Analizi'de karşınızda olmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.